Belediye belediyelerin kapanmadan önce bazı kooperatif ve kurumlara tahsis ettiği iş makineler ve ekipmanların tahsisinin kaldırılması ve envantere geçirilmesi için belediye meclisinde karar alındı. Şu an müthiş bir şey var biliyorsunuz zaten. Ve tabir yerindeyse 7-24 çalıştırsanız inanın şey yetmez, zaman yetmez yani, o kadar söyleyeyim. Belediye Başkanı Ali Aktaş, iş makinelerinin İnegöl Belediyesi'ne daha çok lazım olduğunu belirterek mal sahibine yakışır diye konuştu. Mal sahibine yakışır. Bunların sahipleri İnegöl Belediyesi'dir. Ben şahsi olarak ben sahibi değilim. Bunlar kurumun dünyası altında olması lazım. Karara ve Aktaş'ın bu sözüne tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup sözcüsü İsmail Karaman, mal sahibine yakışır dediğiniz için o insanlar da o yörenin sahipleri olduğu için böyle bir hakları vardır diye düşünüyorum diye konuştu. Kapımızı çaldığında bu tür düzenlemeler yapmıştı. Ama tabii ki mal sahibine yakışır dediğiniz için de onlar da o yörenin sahipleri olarak da böyle bir hakkı vardır diye düşünüyoruz. Çünkü bu tahsis bir de bu maddeyle ilgili arkadaşlara bir uyarım olacak. 5393 sayılı maddenin 18. maddenin diğer fıkrası buradaki tahsisleri kaldırmak değil, tahsisleri karar vermekle alakalı bir madde. Eğer bunu dikkate alırlarsa, bir başka konuda Cerrah Belediyesi'nin meclis kararını, Yenice Belediyesi'nin meclis kararını, hatta işte Tahta Köprü ve Kurşun'un da meclis kararını ancak o belediyeler kaldırabilir. O belediyelerin meclisleri kaldırabilir. Dolayısıyla İnegöl Belediye Meclisi'nin o meclis kararlarını uygulamadan kaldırmak gibi bir hakkı yok. Bu yasal bir durum, ancak yasayla kaldırılması gerekir. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdiği takdirde ancak bu mümkün olabilir. Burada yanlış bir karar arifesindeyiz arkadaşlar, bunu görüyorum. Karaman açıklamalarına Ali Nur Aktaş ise sizin söylediğiniz bize göre yorum. Biz dersimize çalıştık. Bir sıkıntı yok ifadelerini kullandı. Yani sizin söylediğiniz bize göre yorum. Biz dersimize çalıştık. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ve takdir edersiniz ki bu manada ben belediyeden belediye, ben belediye tüzel kişiliği olduğu için belediye ile alakalı söylüyorum. Dört belediye istiradan düşündüm. Nasıl ki biz İnegöl Belediyesi olarak devretmemiz gerekenlerin tamamını Bursa Büyükşehir'e devrettiysek, ki ben şu an açık söyleyeyim, geçici personel veriyorum. Maaşı benden olduğu halde 2-3 tane bizim Rusya'ya çalışan personelimiz var. Niye? İş akabeti olmaz. Ama takdir edersin, bir köyün kooperatifinin veya köyün güzel kişinin aldığı bir malı, eşyanın kendisinde kalması konusunda biz çok fazla şey yapamayız. Ama şunu da söyleyeyim, mesela Çitli'nin otobüslerinde, Hamza Bey'in otobüslerinde ve farklı şeylerde hepsi Bursa Büyükşehir'in envanterine geçti bu söyleyeyim. İsmail Karaman da size göre yorum, bize göre yasal olduğunu düşündüğümüz konuyla ilgili devir tahsis ve paylaşım komisyonlarında bir karar var. Vali Bey'in onayında, sizin de imzanız olduğu bir karar. Şu anda imzanızla ters düşüyorsunuz açıklamalarında bulundu. Bize göre yorum, bize göre yasal olduğunu düşündüğümüz konuyla ilgili de devir tahsis ve paylaşım komisyonlarının da komisyonun bir kararı var. Vali Bey'in onayında, ama sizin de imzanız olduğu bir karar. Şu anda imzanızla ters düşüyorsunuz. Alakası yok.